işte bak be. Gelmiş bir de. Gel çekiyor. Poşet gösteriyor be. Yani nasıl unutacağız lan? Her sabah bulduğumuz onlarca pisliği etraftan çocuk salıncaklarının orada okulların dışında doğum hastanesine gitmedim, gezemedim belli işlem. Açlar, çürük kel her zaman. Onu nasıl unutturacaksınız peki? Şimdi kaldırıyor hepsi, vay be. Bu enayiler kansın, ben kanmıyorum. Böyle niyetiniz belli yine etrafa. Bir fırsat buldunuz, okulun etrafı bok. Niyetiniz belli sizin ve bana ise 20 senedir belli. Uyanana aşk olsun. Güce bak, haberleşmeye bak. Bu baskılar için. Onun daha dakikasında bok yetiştirmek için, sinek yetiştirmek için. Bu ülkemize bir tehdittir be. Bugün konuşmam bile sakince. Çünkü sümüklü böcek zararlarını erkenden yatmadan önce bitirdik. Yine yaptılar. Fakat daha az oldu. Öfkeye sürükleyen şeyler işte. Sizin hastalarınız neden öyle oldu diye cevap arıyorsanız cevap buradadır be. İnsanlar neden öfkeli öfkeli toplanıp birini linç etmeye girişiyor? Veya yürüyüşlere, isyanlara çıkıyor? Buradan belli. Gidin hepsinin evinin etrafına bakın bakalım aynı olayı. Şimdi çıkalım, etrafta var mı? Etrafta çok var. Eskiden onlarca burada çocuk salıncağının orada. Dolaşıyoruz, bakıyoruz, göremiyoruz. O kadar hayvanın var, tek bok yok. Bravo, sen de tek bok yok. Adresleri belli. Burada kaynayan böyle ağacın bu hale gelmesine neden olan boklar yok artık. Çevresinde de çocukların basacağı şekilde bırakılan boklar yok. Neden? Yayınladık diye mi? Kıçınız mı korkuyor? Devam edin bakayım. Burada var. Kurumuş bile. Bir. Burada da kurumuş, dağılmış, toz olmuş, rüzgarla kaynıyor. Pislik, 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 pislik mikrop yuvası çocuklara. Evet, burada yok. Sen tonla hayvan besliyorsun burada. Bütün sokak hayvanları, kork köpekleri daha doğrusu sana teslim. Yok. Zeynep Hanım sana teslim etmiş. Hayvana Zeynep.
Yok. Yok. Oo, ne tatlı yatıyor. Biraz avlama turuna çık. Açmış şeyini. Yok. Yoksa var mı? Yok. Trafo yoktur. Telle çevirdiler. Yine de içine girebiliyor. Yok. Göremiyorum. O içine girmiş. Sakın uyandırmayalım. Öyle burada iş yapacaksak bütün bunu taşıyalım başka yere. Sünnet. Hiç uyandırmadan. Burada kurumuş boklar çocuklara başlıyor okula. Burada tabii ki olacak. Çocuklar basıp girecek içeri bunlar. Çocuklar. Evet. İyi ki Üsküdar var. Bok işleri belli. Burada da bok. Geçenkini kaldırmışlar yeni. Gebe eğitimin önünde var mı? Kesinlikle var. Oo, şaşmaz. Başka burada bu cephede tabii hiç vazgeçilir mi? Okul. Muhakkak o da sıçıyor tam ben gelirken. Tuvaletler burası. Okulun etrafı. Burası toksoplazma lan o. Toksoplazma. Burada da. Evet. Vay örtüyor be. Vay anasın. Yeni bir şey mi öğrendiniz? Bakalım bir nasıl örtecek? Nereyi örtecek? Uğraş. Çekim yapıyoruz. Nerede o mannayla? Ha? İyice kapat. Çekim yapıyoruz çünkü. Aferin sana. Bunu niye kapatmadın? Bunları. Bu arabanın altındakini. Niye kapatmadın bunları? Niye buraya? Bunları niye kapatmadın? Bunu niye kapatmadın? Yolun üstüne. O yamun yadı. Aa, sümüklü böcekler çıkmış. Boydan boya. Evet. Sümüklü böcekler betondan, kayadan çıkıyor. Burada da pislikler. Herkes yanlış. Burada da pislik. Burada da ufacık bir pislik. Burada lekeler. Okulumuz. Herkes yanlış. Sümüklü böcekler topraktan şuradan buradan çıkmıyor. Betondan çıkıyor. Dediği gibi yağmurla çıkıyorlar. Kaç gün önce yağmur yağdı. Bir haftayı geçti. Tekrar bu cepheye başlanıyor. Çocuk olacak da toksoplazma saldırısı olmayacak. Hadi sen de sıç karşımdan. İpsizlik pencerenin önüne. Buraya da kurumuş toprakla, rüzgarla. Pişt. Evet.
Rüzgarla dağıtılacak bunlar. Canlılar hepsi. Bu canlılığımız değil, bu zararlı bir şey. Onu yok ediyoruz. O kadar gördük. Pislik yok başka. Buraya çay döküyoruz. Oraya yapılmasın. Bu da çünkü böcek buraya belli. Ağaçlar can dostumuz değil. Ne diyorsun Pitbull'u? Ha? Sadece içerideyken ha? Panjur kapalıyken. Gel. Gel yanına al o iki magandayı da. Her zamanki gibi. Bina yakan. Evlerini yakan insanlar. Gel. Hadi. Yarım saattir dolaşıyorum burada. Gel bakayım. Sadece yakınımdaki örneği gösteririm. Düzeni anlayın ben. Köyler. Nerede? Okulun etrafında. Nerede? Evimin önünde. Neden? Çünkü bu şeylere karşı mücadele ediyor bu adam. İnsanları uyandırıyor. Yapmamışlar ben yokken. Hayret. Mucize. Resmen mucize. Bir ilk. Öldürür diriltir fakat başka ayet. Ne kadar yaşayacağımızın sınırını kurmuştur. Kaç yaşına geleceğim? Ondan da ayet var. İncil'de de var. 120. Peki bugünkü şiddetin nedeni ne? Her zamanki yaptığım şeyleri. Bugünkü böyle bok saldırısının nedeni ne? Ben polise buradan söylüyorum be. Kimle çatıştın? Anama sülaleme küfür eden, tehdit eden, bizi öldürecek diye, soyumuzu kurutacak diye. Bir çakıcı. Evet, Alparslan Çakıcı dumuzu koymuş YouTube'una. Görün ne kadar yakın bunlar beraber çalışıyor.